Şimdi ben şahsen memnun değilim. Çünkü Şanlıurfa'da hastane demek için 1000 şahit gerekiyor. Ben hastane değil, ticarethane diye düşünüyorum. Çünkü dün başıma gelen bir şeyi anlatacağım. Benim çocuğum 16 yaşında. Ben 5 hastane gezdim. 5 hastane sonrası uzman doktor bulamadım. Bunun neticesinde çocuğumu eve götürüp ağrı kesicilerle uyutmaya çalıştım. Tabii ben sabaha kadar uyuyamadım. Yani kimin çocuğu olsa öyle olur. Uzmanlık gerektiren alanların hiçbiri yok burada arkadaşlar. Yani burayı kim sahiplenecek, kim burası için konuşacak? Netice buranın sosyolojik yapısına baktığınızda altyapının üst yapıyı belirliyor olması ayrı bir başa bela. Çünkü bizim buradaki altyapının okuma oranı, kültürel düzeyi maalesef üst yapıyı belirliyor. Üst yapının da bizim Urfa için neler yaptığını ve neler düşündüğünü, ellerini ne kadar taşın altına koyduğunu görüyoruz. Onun için giderlerse gitsinler demişti Zat-ı Muhterem Sayın Reis-i Cumhurumuz. Evet, giderlerse gitsinler ama maalesef biz yerini dolduramıyoruz. Ya da kendisi ne düşünüyor bilmiyoruz. Yani bu konuda bu işe el atması gerektiğine inanıyoruz ve bir yardım bekliyoruz yani. Ben kendi çocuğumu diş hastanesine götürdüm. Yani götürmek istedim. Bir ay mühlet verdiler. Tabii çocuğun o arada çektiği sancılardan bahsetmek çok da mantıklı bir durum değil. Herkesin bildiği bir şey. Yani bir aya kadar idare edeceksiniz. O sancıları, acıları çekeceksiniz. Ve sonra randevunuza gideceksiniz. Şimdi Urfa için özellikle iktidardan şunu bekliyoruz. Mesela Urfa'da bir çene cerrahisi sadece ve sadece Karaköprü Diş Hastanesi'nde var. Hiçbir özel hastanede yok. Getirsinler, lütfen bu işe bir el atsınlar. Teşekkür ediyorum. Yani randevu aldığım zaman mesela ben karaciğer nakil hastasıyım. Randevu Malatya'ya gitmem lazım. Malatya'ya aldığım zaman 3-4 aya veriyorlar. Bu da benim için riskli. İlacım bitiyor, ilacımı yazdıramıyorum. Onlar zaten imkansız, onları alamıyorsun zaten. Onları, MR'ı falan verdiler mi biz vazgeçiyoruz. Yaptırmıyorum. Gerek yok diyorum. Yani aylarca bekleyeceğim ama çektirmiyor. Vallahi sağlık sisteminin tekrar bir baştan geçirmesi lazım yani, başka ne olacak? Ben Malatya'ya gittim, kontrola gitmişim, acil hastayım. Bana MR'dan 6 ay vermiş. 6 ay vermiş. Çektirmeden geldim. Yaptırmadan yani, bu kadar basit. Şanlıurfa'nın sağlık sistemi Türkiye ile aynı. Her tarafla aynı. Yani bir farklı yok. Randevu sisteminin düzelmesi lazım bir defa bir. İkincisi, ben sağlık çalışanıyım. Ben Harran Üniversitesi hastanesinde emekli oldum. Tıbbi sekreterim. Hani kavgalar oluyor ya. Bütün kavgalar %90 çalışanların suçu. Doktorların suçu, hemşirelerin suçu, yani vatandaşı suçluyorlar ya. Kimse ben evimden bugün gidip bir doktor dövüm, hastaneye gidip demez. Adamın acısı var. Doktora bir şey soramıyorsun. Doktordan bir cevap alamıyorsun. Bak, ben kendim hastaları olduğum halde ve orada çalışan olduğum halde emekli oldum. Bana nakil doktoru bir ilaç verdi. Dedi, bak dedi, bunu kullanabilir misin dedi. Benim endokrinle ilgili bir şikayetim vardı. Endokrine gitmiştim, konsültasyon istemiştim. Ondan sonra bir ilaç gittim, o hocadan sordum. Dedi, git ki gastroloji hocasından sor. Bu sana olur mu, olmaz mı? Uygun mu, uygun değil mi? Sen çünkü karaciğerin hasta. Gittim, koridorda geliyor hoca. Dedim, hocam bir şey sorabilir miyim? Yahu koşar adımlarla. Ya peşinden koşarak ben nasıl nefese kaldım. Hocam Allah rızası için ya bu ilaç bana olur mu olmaz mı ya? Ya dedi, benim işim var, yer gitti dedi. Abi bu kadar basit yani. Ben de o sisteminden memnunuz ama baya bize 15 günlük süre veriyorlar. Arıyoruz mesela, sıra alamıyoruz. Her zaman memnun değiliz. Sağlık sisteminden fazla memnunuz. Sağlık sisteminde bir sıkıntı yok. Sadece randevu sisteminde sıkıntı var. Baya bizi mesela, ben hastayım. Aciliyet bir durumum var. Acile gidiyorum. Acil bir fayda şey etmiyor. Yine ilaç yazıp gönderiyor. Tedavi uygulamıyorlar doğru düzgün. Ya ne bileyim işte, tam dört dörtlük memnun değiliz. Ha, mesela randevu alacaksın. Alıyorsun 15 gün sonra. 15 günlük içerisinde hastalığı çekiyorsun. Gidiyorsun doktora, MR veriyor. Sana MR veriyor. MR 15-20 günlük, bir aylık, 45 günlük süre veriyorlar. 2 aylık süre veriyor. O randevu gelene kadar sen ya iyileşiyorsun ya unutuyorsun. Aksine unuttuğun zaman da
sıra alamıyorsun bir daha ya. Mecburen. Başka da bir şey yok yani. Hiç de girin. Abi şimdi hastaneye randevu alıyorsun, gidiyorsun, bir bakıyorsun, bir tanesi geliyor, adam tanıdığıdır, bir şeydir, şeydir. Millet orada sırada beklerken adamı direkt içeri alıyor. Seni yine bekletiyor, yani aldığın randevu boşa. İçeri giriyorsun, hastanede yan doktorlar hiç ilgilenmiyor. Ben geçen misal dışımı yaptırmaya gittim. Adam gittiğin gibi direkt söylediği şey nedir biliyor musun? Daha doğru düzgün bakmadı, direkt dedi senin dışını çekmen lazım. Beni özel hastaneye gönderdi. Dedim şimdi sen beni özele gönderdin de. Dedim sen niye çekmiyorsun? Dedi ki işte biz çeksek kırılır. Dedim ha akıl hastası var şimdi göndereyim de o da doktordur. O da kırabilir. Ondan sonra hiç zaten doktora falan da gitmeye bir saatten sonra niyetim yok. Adamın şimdi bir baktığın ciddi bir rahatsızlığı var. Gittin MR çekecek. MR falan çektireceksin. Adama diyor ki 2 ay sonrasına gel. Babamı istel bundan bir ay önce hastaneye götürdük. Randevu verdi. Dedi bir ay sonra gel filmini çekeceğiz. Özel doktora gittik. Burada ileride miydi hastanesine gittik. Adam dedi senin acil ameliyat olman lazım. Biz yani o daha MR'de şeyi beklesek belki adam ölecekti. Onun için ben vallahi hiç artık özele de gitme. Hep özele gidiyoruz. Vallahi kimse kimsenin kuyruğuna basmıyor. Herkes her şeyin farkında zaten. Herkes yani gözden görülen bir şey. Yok randevu bulabiliyoruz. İ82 aradığı zaman sana gün veriyor. Birkaç gün, 3-4 gün sonra sıra sana gelir. Normal gidilsen sana. Bazen mesela şeyler, tahlil sonuçları. Mesela ben gittim tahlil oldum. Bana bir ay süre verdiler. Bir ay sonra çıkacak. Bir ay sonra bu hasta bir ayın içinde öle de verir. Öyle değil mi? Şimdi yetişen doktor burada yetersiz, parayı yetersiz görüyor. Bu sefer dışarı gideyim maalesef Urfa'yı terk edip ya Antep'e gideyim ya Adana'ya gideyim. Ona göre burada 30 alıysa orada 100 alıyor. Tabii ki adam da haklı yani. Şimdi aslında bu bir aylık bir tahlil değil ki. Mesela bir aylık tahlil 5-10 günde de çıkabilir. Devreye giren insanlar gidiyor 3 günde alıyor geliyor. Bu nasıl olacak? Yani benim dayım Ankara'da yoksa benim hiç kimsem yok mu? Vallahi aslında şimdi bu sistem sağlığımız açısından iyi bir sistem ama şimdi bu sistemin de eksik bir tarafı var. Bu benim kendi düşüncem. Şimdi misal arıyorsun, randevu alıyorsun, 10-15 gün bir süre sana veriyorum. Yalnız o senin rahatsızlığın yani ciddi bir anlam taşıdığı için misal hemen tedavi edilmesi gerekiyor. Misal örnek söyleyeyim abime, randevu günü 10-15 güne misal atılıyor. Bakıyorsun zaten 10-15 gün içerisinde kişi ya iyileşiyor ya da daha çok halsizlik oluyor. Yani o yüzden ben pek memnun değilim diyeyim yani. Hastalarımıza randevusuz misal hemen hastaneye o gittiklerimizde misal randevu sistemi değil de anında böyle bir tedavi uygulansa bence daha güzel olur. Yetkililer bu tür konulardan adımlar atmalı. Bence olması gereken adımları atmalı. Misal hani bunu düşünmeli. Yani şimdi bir hasta arıyor 10 gün sonra misal randevu veriyor. Bunlar hiç düşünmüyor mu yani misal? Ya belki bu arayan insanın aciliyeti var. Acil bir şeydir. Bunun hemen tedavi olması falan gerekiyor. Yani şimdi o tür koltukta oturan insanlar okumuş, bilgi sahibi edinmiş o koltukta misal. Yani o koltuğa oturma şansını yakalamış. Bence bunun da düşünmelerini gerekiyorlar yani bence.